Sayın seyirciler, Deniz Feneri vurguncuları şimdi de İzmir otobüs hatlarına el attı. Esut'un personel temini hizmet alım ihalesine Zekeriya Karaman'la İsmail Karahan'ın şirketleri de teklif verdi. Bu girişim 3317 şoförü harekete geçirdi. Eğer Deniz Fenerciler ihaleye kazanırsa işçiler işten çıkarılabilir. Deniz Feneri vurgununun zanlıları İzmir'in belediye otobüsü şoförleri ihalesine de el attı. Deniz Feneri şaibeli bir şirket olduğundan İzelman'da çalışan 3500 işçi arkadaşımız bu konuya tepki duyarak ayaklandılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi olan İzelman, Esot personel temini hizmet alım ihalesi için 198 milyon lira, yolsuzlukları Alman yargısı tarafından saptanan Beyaz Holding'de 188 milyon lira teklif verdi. İzmir'e çıkarma yapan sendikacılar eylem kararı aldı. Bugün Almanya'da hüküm giymiş, bir takım kirli ilişkilerle ismi geçen Deniz Feneri'nin arka bahçesi konumunda olan bir şirketin burada ihaleyi alarak, çok da düşük maliyetle ihaleyi alarak bir süreci başlatmaya çalışıyorlar. İhaleyi İzelman dışında bir firmanın alması sonucunda ücret düşürme, işçi çıkarma gibi birçok olumsuzluklar yaşanacağı belirtiliyor. Düşük teklif veren bu şirket yetkilileri, biz 3000'in üzerinde işçi bulur, İzmir'de şoför olarak da atölyelerde işçi olarak da çalıştırırız ifadesi bizim tüylerimizi diken diken etmişti. Sendikacılar kararlı. Örgütlü gücümüzle bu konuya karşı bütün gücümüzle kamuoyunu bilgilendireceğiz. Yüzyılın soygunu olarak anılan Deniz Feneri davası sanıklarının yöneticisi olduğu Etkin İdeal Ortak girişiminde ihalenin kalması halinde şirketin İzmir'de çalışmasına izin verilmeyecek. Biz bu geçmişte de özelleştirme ve taşeronlaşmaya karşı mücadelede çok bedel ödedik ve bundan sonra da bedel ödemeye hazır olan bir örgüt olduğumuzu herkese bundan sonra anlatacağız. Şoförler şapka giyerek ve sakal uzatarak eyleme başladı. Bildiriler aracılığıyla da kamuoyu bilgilendirildi. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Kani Beko tüm yurttaşları yarın yapılacak eyleme çağırdı. Saat 3'te Basmane fuar kapısı önünden başlayacak. Konak alanına doğru yürüyeceğiz. Tabii bizim güzergahımız da Deniz Feneri Derneği'nin de orada olduğunu biliyoruz. Oraya da bir mesaj göndereceğiz. Yani biz kesin kararlıyız. Bu uğurda da yine elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Yarın saat 3'te bütün emek ve demokrasi güçlerini eylemimize, yürüyüşümüze çağırıyorum.